İtiraz üzerine hem bas savcının hem de sanık müdafilerinin itiraz üzerine Konya 4 Ağır Ceza Mahkemesi Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi. Malumunuz 5 Temmuz'da görülen duruşmada yerel mahkeme yartay bozma ilamına uygun bir şekilde Kadir Şeker hakkında vermiş olduğu ilk 12 yıl 6 ay cezasından indirim yaparak 10 yıl 10 ay hapis cezası vermişti. Savcılık makam mütalaasında Kadir Şeker'in tahliyesini talep etmesine rağmen mahkeme heyeti tutuk halinin devamına kararı verdi. Hem bizler hem de yargıta Cumhuriyet Başsavcımız Konya karara itiraz etti, tutuk tut kararına itiraz etti. Dosyayı Konya 4 Ağır Ceza Mahkemesi inceledi ve bugün akşam saatlerinde Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi. Olayın olduğu 5 Şubat 2020 tarihinden bu yana Kadir Şeker'in müdafiliğini kamu adına, vatandaş adına yürütmeye gayret ettik. O gün ifade ettik, yeniden ifade ediyorum. Kadir Şeker bırakın bir insanı bir canlıya zarar veremeyecek kadar nitelikli, saf, tertemiz, istikbal vaat eden bir gencimiz. Vahim bir olay meydana geldi. Bir insan hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Kadir'e son söz sorulduğunda da aynı şeyi söyledi. Sayın Başkanım çok pişmanım. Bu olayın olmasını istemezdim ama elimde değildi boğazıma sarılmıştı e, saldırıdan kurtulamadım ve bıçak sesini duyar da kaçar mı dedim ama olmadı isteyerek bilerek yapmadım panik ve korku içindeydim dedi inanıyorum panik ve korku içinde bu olay gerçekleşti bir insan hayatını kaybetti ama bunu Kadir Şeker bilerek isteyerek kasten yerine getirmedi bir kadının sesine kulak verdi yardım çığlığını duydu sadece bu amaçla yardım edebilir miyim diye o sese gitti ve istenmeyen bu vahim ve üzücü hadise meydana geldi. Olayın olduğu ilk günden bu yana kadar görsel yazılı ulusal yerel basın binlerce milyonlarca insan Kadir Şeker'e destek mesajları, duaları, telefonları aktardılar. Tabi tarafsız ve bağımsız mahkemelerimiz, istinafımız, yargıtayımız olayı teforatçı değerlendirdi. Biz halen avukatlar olarak bu davada kastan adam öldürme eylemi olmaması gerektiğini, Olsa olsa meşhur müdafaa ya da kasten yaralamanın ölümle neticelenmesi olması yönünde ısrarlı savunmalarınıza rağmen mahkeme nihayetinde böyle bir karar verdi. Artık Kadir Şeker tutuksuz yargılanacak. Arkadaşlar karar kesinleşmedi. Bu karar hem sanık müdafileri hem de katılan yani müştekiler tarafından temiz edilecek. Tekrar yargıtaya gidecek. Yargıtay'ın bozma kararına uygun bir ceza verildiğinden dolayı bireysel kanaatin bu kararın onanacağı yönünde. Onandığı takdirde ne olur ilerleyen aşamada? Kadir Şeker'in halen almış olduğu cezanın 44 ay gibi infazı var. Ancak kısmen sevindirici olan artık Kadir kapalı cezaevini görmeyecek. Kadir Şeker'in kalan cezası açık cezaevinde infaz edilecek.